Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında özellikle ülkemizdeki şehirleşme ve belediyecilik konusunda yapılan hataları, eksiklikleri biraz da yerel, bölgesel hatta ulusal çapta önerilerimizi sizlerin dikkatine sunuyoruz. Şehirlerimizin en önemli sorunlarının başında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan trafik sorunu var. Otopark sorunu var, ulaşım sorunu var. Yani trafik, otopark ve ulaşım sorunlarının temeli bir şehrin doğru planlanmaması, doğru gelişmemesi, ulaşım arteri dediğimiz yolların, bulvarların, sokakların, caddelerin doğru biçimde o trafik yükünü, oluşacak trafik yükünü kaldıramayacak şekilde yapılması, eksik yapılması, binaların kat üstüne kat verilmek suretiyle kentsel rantları artırmak için, kişilere çıkar sağlamak için verilen yüksek katlar. Ki bunun o kadar çok örneği var ki. En son beni hakikaten deli eden bir uygulama. Benim ta 1977 yılında projesini çizdiğim eski belediye otogarı yani garaj. Bu garaj alanı Sayın Nahit Menteş'e milletvekilimiz, bakanımızın ailesinden istimlak edilerek alınan bir arsadır. Bu arsanın üzerine siz gelin, 2023 yılında aradan 30-40 sene geçtikten sonra 10 katlı bina izni verin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz oraya otopark yapın diye proje hazırlamışız. Altı demişiz otopark olsun, bütün Kurtuluş Mahallesi'nin otopark ihtiyacını karşılayacak büyüklükte 2 katlı kocaman bir otopark projesi götürüyoruz. Üstünü de diyoruz ki yeşil alan yapın. Kurtuluş Mahallesi'nin bir yeşil alanı olsun. Yeşil alanın içine küçük kafeler koyun vesaire, yaşayan bir yeşil alan oluşturun. Böyle bir projeyi bırakıyorlar, gidiyorlar. Bir müteahhitle anlaşıyorlar. Şaibeli de bir anlaşma. Yok şu şöyle vermiş, bu böyle etmiş. O kısmı beni çok fazla didiklemiyorum. Çünkü yüzlercesini gördüm, tanık oldum. Kişisel çıkar sağlamak için sen git oraya 10 katlı apartman izni ver. O binanın araçları ne olacak? Nereden girip çıkacak kardeşim? Yani hangi yoldan girip çıkacak? Garajı niye kaldırdık madem oraya 50 tane, 100 tane daire yapacaktınız da o garajı niye kaldırdınız? O trafik yükünü nasıl kaldıracaksınız? İşte böyle hesapsız, kitapsız, çıkar uğruna yapılan, şehircilikte ihanet dediğim, şehre ihanet dediğim unsurlar yüzünden kimi zaman cehalet, kimi zaman ihanet. İşte ondan sonra trafiğin içinde kalıyoruz. Ya Aydın, Aydın şehri, merkez, Efeler, Söke, Nazilli, Kuşadası, Didim, bunlar küçücük kentler ya. Bunlar çok küçük kentler. Metropol kentlere bir İstanbul'la kıyaslayın, bir Ankara'yla kıyaslayın. Çankaya üst üste koyun, Nazilli'yi, Söke'yi, Didim'i, Kuşadası'nı, Aydın, merkez, Efeler, hepsini içine alacak büyüklükte bir ilçe. Biz burada Efeler gibi 200 bin nüfuslu küçücük bir şehirde trafik sıkıntısı yaşıyoruz. Hadi Efeler Aydın'ın en büyük kenti. Söke'de acayip yaşıyoruz. Söke'nin içinden geçmek mümkün değil. Bir ucundan ben geçen akşam bir radyo programına katılayım diye gittim. Novada kavşağından Söke'nin içindeki çarşıdaki bir binaya ulaşmak için tam 45 dakika akşamüstü trafikte bekledim. Ya bunu hak etmiyoruz. Yapmayın. Yani 100 bin nüfuslu bir kentte bir ucundan girip öbür ucuna gitmek için bir saat seyahat ediyorsanız bu yazıktır. Kente de yazıktır, içinde yaşayan insanlara da yazıktır. İnsanın zamanı paradır, emektir, milli servete yazıktır. Bu yüzden kalkınmayı beceremiyoruz. Çünkü zamanımızı israf etmek konusunda üstümüze yok. İstanbul gibi dünya devi, nüfusu neredeyse 20 milyona yaklaşmış koskoca bir kentte, Türkiye'nin bütün ekonomisinin %70'inin konsantre edildiği bir kentte yaşayan insanların mesai zamanının çok büyük bir bölümü, saatlerini trafikte geçirdiklerini düşünün. Bu insanın beynini, emeğini, üreteceği değeri, bu ülkeyi kalkındıracak olan enerjiyi sokağa atmaktır. Gelin yapmayın, trafik önemli, ulaşım önemli. Yollar önemli, planlama önemli, şehircilik önemli,
Şehircilikte her yaptığınız yeni binayı 40 kere düşünmeniz lazım. El alem 1000 sene önce İngiltere'de, Fransa'da bina yapmış, 1000 senedir aynı binayı kullanıyor. Bizde yık yap, yık yap, yık yap geleneğinin temel gerçeği şudur. İki katlı binayı yıkayım ki üzerine 4 katlı yapayım. 4 katı yıkayım, üzerine 8 kat yapayım. Rant elde edeyim. Cebime para girsin. Cebinize para mara girmiyor. Fakirleşiyorsunuz. Oradan 3 tane müteahhidin, 2 tane arsa sahibinin veya bir başka yöneticinin cebine rüşvet olarak, kentsel rant olarak giren para milli ekonomiden çıkıyor. Bütün bir ulus olarak biz fakirleşiyoruz. Her yıktığımız binada, her yaptığımız şehircilik hatasında sokağa atıyoruz emeğimizi. Onun için bana diyorlar ki sen lafı bir alıyorsun, bütün Türkiye'yi kurtarmaya kalkıyorsun. Ya ne yapayım? İşin felsefesini, işin püf noktasını öncelikle size anlatmam lazım. Bakın bugün, alalım lütfen ekrana. Bugün ben Efeler, yani Aydın'ın merkezindeki trafik, ulaşım ve otopark sorunlarının çözümü için yıllardır hazırlamış olduğumuz, öyle akşam yatıp sabah aklımıza geldi, şuraya da şunu yapıverelim, buraya da bunu yapıverelim anlamında değil, üzerinde ciddi çalışılan trafik ve ulaşım ve otopark problemlerinin çözümü için projeleri özetleyeyim diye çıktım. Eminim yine zaman yetmeyecek. Bakın bunun adına da acil eylem planı dedim. Buna neyle başlıyorum? Bakın sizlere göstereyim. 1930 yıllarında Gazi Bulvarı. Görüyor musunuz? Bu gördüğünüz taşlar, bunlara makadam denir. Amerikalı McAdam denen bir adam böyle bir yol yapmış. Bildiğin en ucuz taş, toplama taş. Granit, sert. Bunları dizmiş. Böyle sivri sivri dizmiş, çok da güzel yol olmuş. Bu çok uzun süre bütün dünyada makadam yol kullanıldı. Yani taşıt trafiğinin, otomobil trafiğinin zayıf olduğu dönemlerde, paytondu bilmem neydi, bunlar üzerinden gittiler. Şimdi bu yolu bir analiz edelim. Bu yol nedir? Bu bizim Batı Gazi Bulvarımız. Batı Gazi Bulvarı 1930 senesinde kim böyle yapmış? Diyeceksiniz ki bu daracık bir yol. Hayır. Bu sadece gidiş. Bakın ortadaki koskoca yer var ya, o koskoca yer, bu refüj. Bu refüj, bunun bir de dönüş istikameti var. Yani bu yol o zaman 20 metre olarak açmışlar 1930 yılında. Neden biliyor musunuz? Bakın burada açıklamışım. Atatürk döneminde Ankara'nın imar planının yapılması için Türkiye'ye Atatürk tarafından ünlü Alman şehir plancısı Frederick Jansen davet ediliyor. Ankara'nın imar planı yapmak üzere davet ediliyor. Ve o zaman ben bunu tespit edemedim. Bence Aydın'ın akıllı bir milletvekili olabilir, bir valisi olabilir. Diyor ki Aydın'a da bir imar planı yapsın. Ve Türkiye'de Ankara'nın dışında sadece ve sadece Jansen tarafından 1930 yılında Aydın'ın imar planı çizilmiş. İşte o imar planının özelliği bu. Bu planın orijinalleri Aydın Belediyesi'nde idi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Ben onu arşivden buldum, çıkardım, koruma altına aldım. Bir belediye müzesi kurmak niyetindeydim. Vaktim yetmedi. Onu bıraktım. Benden sonraki arkadaşlara da bunu tembih ettim. Dedim ki bakın bu Atatürk'ün yemek yediği yemek takımları, efendim belediyenin eski imar planları, buna benzer yazışmalar. Çünkü Türkiye'de arşivcilik diye bir şey yoktur. Biz yazılı belge bırakmıyoruz, o yüzden de hafızamız yok. Geçmişimizi bilemiyoruz. İşte bu planların da nereye gittiği belli değil. Şimdi burada dikkat edin. Orta refüj yaklaşık 5 metre olarak planlanmış ve zaman içinde şimdiki bulvara dönüşmüş. Bunu Frederick Jansen planlamış ve doğru planlamış. İyi ki de planlamış. Demek istediğim bu. Şehircilik bir geleceğe yönelik kestirim, projeksiyon, yani bir vizyon işidir. Eğer siz günübirlik kaygılarla, günübirlik düşüncelerle, hele ki bu kişisel çıkar elde etmekse, hele ki bu birilerine menfaat sağlamaksa, bunlara yönelik bir planlama ve uygulama yaparsanız o şehri katledersiniz, yok edersiniz, mahvedersiniz. Bunun örnekleriyle dolu bütün Türkiye.
İstanbul'da, Ankara'sında, İzmir'de, Aydın'da. Aydın'dan yüzlerce örnek veririm. Kişisel çıkar için feda edilmiş koskoca şehirlerimiz var. Bizim Aydın'ımızın merkez dokusu, o özellikle Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet'ten itibaren yapılan o güzel mimari, o Macar evlerinin çoğunu yok ettik. O dokuyu mahvettik. Hasan Efendi Mahallesi'ni, Mesudiye Köprülü, Veysi Paşa Mahallelerini, Zafer Mahallesi'ni, Cuma Mahallesi'nin önemli bir bölümünü, yani Aydın'ın merkez dokusunu hiç bozmadan zamanında birileri çıkıp benim yaptığım gibi bir Mimar Sinan Mahallesi kursaydı veya Osman Yozgatlı Ova Emir Mahallelerinin gecekondu şeklinde değil de modern Mimar Sinan Mahallesi gibi planlanmış olsaydı Aydın şehrinin çevresi mükemmel modern bir kent olurdu ama kent merkezi muhafaza edilirdi. Kent merkezindeki o tarihi doku, o güzel doku yok edilmezdi. Ve bugün kent merkezi yaşanmaz hale getirilmiş. 1930'lu yılların yolları aynı genişlikte. Altyapı zaten hemen hemen yoktu. Ama binalar tek katlı ve bahçeli bina yerine bahçesiz, ön bahçe mesafesi yok, yan bahçe mesafesi yok, tıkış tıkış, bitişik ve yüksek. En düşük olanı 5 katlı. Kimi yerde 7 katlı. Ya el insaf edin, aynı yola bahçeli tek katlı ev dururken yıkıp bunu 7 katlı apartman bloklarına çevirip ön bahçeyi, yan bahçeyi yok ederseniz kendiniz yok olursunuz. İşte örnek. Şimdi Efeler'in acil eylem planına gelelim. Burada demişiz ki 18 tane başlık var. Bunlar az buz şeyler değil. Bunlardan en sonuncusu, bakınız, 18.'si 48 adet yeni kavşak diyor. Yani 18 tane proje var ama bu projelerden bir tanesi, 18.'si 48 tane proje, kavşak projesi. Kavşaklar trafik akışı için çok önemlidir. Trafik yüküne göre kavşak planlaması yapılır. Belli bir süre için yapılır. Örneğin bugün yeni dört yolda mutlaka bir viyadüklü üstten ve alttan geçen bir kavşak yapılması gerekirken benim belediye başkanlığı yaptığım yıllarda trafik yükü yoktu. O zaman bana soruyorlar, sen niye yapmadın? Ya niye yapayım? Vaktinden önce yapılan şey de israftır. Biz yeni dört yolu planladık. 20 yıllık, 30 yıllık bir perspektifle planladık. Ondan sonra nasıl yapılacağı, trafik yükü arttıkça battı çıktıyla, viyadüklü geçişlerle nasıl yapılacağını da gösterdik. Ama günü geldi, yapmadılar. Şimdi tıkandı kaldı. Onu kastediyorum. Burada 18 tane başlık var. Vaktimiz nispetinde bunları sizlere sunmaya çalışacağım. Bakın bu 48 adet kavşak nerelerde? Bunları tek tek anlatsam bütün program biter ama bakın Aydın'ın her yerinde kavşak ihtiyacı var. Şu siyahlı, siyah olan kavşaklar mutlaka üstten viyadükle geçilmesi gereken kavşaklar. Bunlardan bir tanesi Devlet Su İşleri'nin oradaki polis okuluna giden yolun oradaki kavşak. O kavşağı ne yaparsanız yapın yuvarlakla çözemezsiniz. Mutlaka üstten geçmeniz lazım. Hakeza bakın burada yeni dört yol kavşağı, buna benzer kavşaklar mutlaka üstten veya alttan, hatta her ikisini birden kullanan şekilde çözülmesi lazım. Kırmızı olan kavşaklar normal dönerli, ortası göbekli kavşaklar. Yani burada hepsini göstermişiz. Bunları tek tek ele almayacağım. Bazı çok önemli olanlar hariç. Bir de ulaşım meselesi, şehir planlaması sürecinde ele alınan bir master plana bağlı olması lazım. Siz ulaşımın şehrin planına göre yapılaşma ilerledikçe, nüfus arttıkça o ulaşımın nasıl sağlanacağını, o bulvarların, yolların, kavşakların nasıl işleyeceğini bir ana plana bağlamazsanız tıkanıp kalabilirsiniz. Bunu ayrıca masaya yatırıp etüt edeceksiniz. Bakın burada demir yolu kısmı var. Açık mavi. Hakeza bulvarlar var, önemli bulvarlar, kırmızı. Yine burada çevre yolları var. Yani bütün bunları bir master plan içinde planlamışız
nerelerden açılması gerektiğini göstermişiz. Bu Efeler'in bütünü için, merkez değil. Burada mesela Umurlu'dan çıkıp Dalama istikametine giden iki tane ana bulvar var. 6 ve 7 nolu bulvar var. Köşk'ten çıkıp yine Dalama tarafına giden ana bulvar var. 8 nolu bulvar. Bütün bunları bir master plana bağlamışız. Ne zaman? 30 sene önce. Aradan 30 sene geçti. Bunların hangisi yapıldı? Hiçbir tanesi yapılmadı. Çünkü millet başka bir şeyle mi? Ben gideyim Hüseyin Aksu'nun yaptığı turistik parkta ucuza tost yiyeyim, ucuza efendim pirzola yiyeyim. Bunun peşine düşerseniz trafiğin içinde boğulur kalırsınız. Bakın ben bir hesap yaptım. Bu size anlatacağım bütün bu ulaşımla ilgili bulvarlar, kavşaklar, battı çıktılar vesaireler, bunların tamamının yaklaşık bir maliyetini çıkardım. Bu maliyetle nasıl temin edilecek? Parası nereden gelecek? İlk soru budur. Parası nereden gelebilir? Dedim ki, turistik parkta zarar ediyorlar. Zararı çıkardım, bir kenara koydum. Ne uğruna zarar ediliyor? Oy avcılığı. Niye? Ucuz toz satmak için zarar ediliyor. Yani belediye, devlet, toz işletmecisi, kafe işletmecisi olursa zarar eder. Yine belediyenin zarar ettiği bütün kuruluşları sıraladım. Ama en önemli zarar Sayın Özlem Çerçoğlu'nun tabelaları. Bunun maliyesini de çıkardım. Ki Aydın ili genelinde tam 17 bin tane tabela dikilmiş. 17 bin. Rakamları söylemiyorum. Çünkü rakamlar uçup gidiyor. 3 ay sonra değerini, önemini kaybediyor. Bundan 5 sene sonra bu programı izleyen "Aa, ucuzmuş" demesin diye söylemiyorum. Ama mertebesini söylüyorum. Belediyenin şu anda oy avcılığı yapmak için yaptığı, sözde sosyal belediyecilik diye milleti kandırdığı uygulamaların zararlarını şuraya koyun. Sayın Çerçioğlu'nun tabela olarak diktiği tabelaların maliyetini buraya koyun. Bu yolların tamamı yapılıyor. Tamamı yapılıyor. İnanamazsınız. Ha, bunun dışında tabii ki Sayın Belediye Başkanı'nın ne şekilde finanse ettiğini biz biliyoruz. Basına dağıttığı paralar, İstanbul basınına dağıttığı paralar, kendi lehine yazı yazmak için sarf ettiği, saçtığı paralar, kendini yargının hışmından kurtarmak için sarf ettiği paralar. Bütün bunları koyarsanız sadece Aydın'ı değil, o takdirde Kuşadası'nın da Söke'ninde, Didim'inde, Nazilli'nde ulaşım ve trafik problemlerini çözmeniz mümkün. Yani kimse bana "ya bunları söylüyorsun ama para nerede kardeşim, bak hükümet vermiyormuş bilmem ne" demez. Şimdi bu projelerin kendilerini yavaş yavaş açıklayalım. Bir çevre yolumuz var, yarım. Bunun bir batı dalı var, 1996 yılında çizmişim. Bakın şurası çevre yolunun doğu dalı. Bunu yaptıracağım diye 2000'li yılların başından itibaren uğraştım, didindim. Sayın Atilla Koç'un bakanlığı döneminde kabul ettirdik. Doğu dalı yapıldı. Trafiği bir miktar rahatlattı. Muğla yolundan itibaren Umurlu istikametine, Denizli istikametine bağlanıyorsunuz. Ama bunun bir devamı var bakın. Şurada kırmızıyla gösterilen çevre yolunun batı dalı. Bu İkizdere Köprüsü'nden başlıyor İncirlioğlu tarafından. Kardeşköy'ün güneyinden, bugün hastane yapılan Işıklı Köyü'nün güneyinden, Kadıköy'ün, Yeniköy'ün güneyinden, Ova Emir'in içinden geçiyor ve Muğla yoluna bağlanıyor. Bakın buradan Muğla yolundaki kavşağı bundan kaç yıl önce 1996'da çizmişiz. Bu yapılmadı. Bu çok hayati bir yatırım. Bu tabii devletin yapacağı bir yatırım, belediyenin yapacağı bir yatırım değil. Bunu ben yapılmasını arzu ediyorum. Buradan ilgililere duyuruyorum. Şimdi bana çıkıp da tasarruf tedbirlerine takıldım filan da demeyin. Çünkü tasarruf edebileceğiniz o kadar çok şey var ki. Aydın'da stadyumu niye yıktınız? Aydın'da huzur evini niye yıktınız? Aydın'da polis karakolları niye yıktınız? Emniyet binasını niye yıktınız? Milli Eğitim binasını niye yıktınız? PTT binasını niye yıktınız? Bunlar sapasağlam binalardı. Bakın ben 60 yıllık, 50 yıllık mühendisim. Yapmayın.
Bula bula bu binaları mı buldunuz çürük? Aydın'da o kadar çok çürük bina var ki, üflesen yıkılacak. Siz gidiyorsunuz, pekala her türlü şiddette, depremde, enkaza dönüşmeyecek kadar sağlam bir stadyumu yıkıyorsunuz. Bana kimse tasarruf tedbirleri, para kalmadı, bilmem yatırım yok filan demez. Aydın'da bu batı dalını yapın kardeşim. Açık söylüyorum. Şimdi bu batı dalı yapılırken bir talebimiz var, bir projemiz var. Bu projenin ortasından raylı sistem geçecek. Kenarından da dörder şeritli bir otoban niteliğinde bir yol geçecek. Ondan sonra onun dışına da bizim entegre yol dediğimiz iki tarafına bulvar açılacak. Ondan sonra kenarlarına da imar vereceksiniz. Bunu yaparsanız sadece çevre yolunun batı dalı nedeniyle Aydın'ın şehircilik problemlerinin ve ulaşım problemlerinin büyük bir kısmını çözmüş olursunuz. Nasıl yapılacağının ayrıntılarını istediğiniz anda ücretsiz gelir danışmanlığınızı yaparım. Şu anda tam 5 milyar liraya ihale edilmiş hastanenin yolu. Büyükşehir Belediyesi yapmamış, pazarlık etmiş. Bana şunu verin, bunu verin, şımarıklık etmiş. Çok ayıp. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yolu sırf merkezi idareyle zıtlaşmak için ben o yolu yapmıyorum. Siz hastaneye nasıl giderseniz gidin. Vatandaş sürünsün demiş Sayın Özlem Çerçioğlu. Bakanlıkta gitmiş o yolu ihale etmiş. Tam 5 milyar liraya. Birazdan geleceğiz. Ya her şeye mi karşısın diyorsunuz? Ya ne yapayım? Hatanın her türlüsüne karşıyım. Hata yapmayın. Bu memleketin parasını çarçur etmeyin. Böyle bir çevre yolu istiyoruz. Demir yolunun kent içindeki geçişinin kent dışına çıkarılması. Aydın Demir Yolu geliyor. 1850'lerde yapılmış demir yolu artık Aydın kentini ortadan biçiyor. Bunun kent dışına çıkarılması projesi 1993'te aklımdaydı. Belediye başkanı olduğum 94 yılından itibaren bu proje üzerinde çalıştık. Şimdi size örnek olarak göstermek istiyorum. Bir ulaşım projesi üzerinde çalışmak ne kadar zor, sırf örnek olsun diye bu demir yolunun kent dışına çıkartılması projesinin bazı ayrıntılarını vereceğim. Diyeceksiniz ki ya bu kadar mı zor? Tabii ki o kadar zor. Öyle ezbere oğlum git dozeri daya yol aç. Öyle olmuyor işte. Ya ona da razıyım da Sayın Özlem Çerçioğlu maalesef yol açmıyor. Bulduğu yolu, ben ona buldumcuk yolu diyorum. Ne bulursa oraya asfalt döküyor. Tek şerit, tek şerit. İki şerit, iki şerit. Gidin ağaçlı yolunu söke de bir görün. İki şeritle başlıyor, dörde çıkıyor tekrar, ikiye düşüyor filan. Ne bulduysa oraya asfaltı dökmüş. Kaldırım yok, refüj yok, altyapı yok, aydınlatma yok, ağaç yok, direk yok, sulama yok. Ya böyle yol olur mu ya? Kimin gözünü boyuyorsunuz? Yazıktır oraya dökülen asfalta. Şimdi bu proje bahanesiyle bakın demir yolu ortadaki yeşil. Aydın'ın bir ucundan başlıyor yemyeşil bakın kalın. Öbür ucuna kadar şehri ikiye bölüyor gidiyor. Benim 1994 yılında gündeme getirdiğim siyah sandıklığın oradan başlamış bakın görüyor musunuz? Acarlar Şevketiye bu yol Muğla yoluna geliyor. Buradan Çeşitepe üzerinden dönüyor. Havaalanının altından Serçeköy'e bağlanıyor. Bu bir demir yolu. Bir de güneye iniyor. Bakın dikkat edin. Güneye iniyor. Bu nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu Çin'e gidiyor. Çin'e. Demir yolu. Çin'e üzerinden nereye gidiyor biliyor musunuz? Milas'a gidiyor. Milas'taki Güllük havaalanının oraya kadar gidiyor. Buradan bindiğiniz zaman Güllük havaalanına bu demir yolu yapıldığında aşağı yukarı yarım saat ile 40 dakika arasında Güllük'teki havaalanına ulaşıyorsunuz. Ama bu yolun temel nedeni demir yolu olarak Çin'deki madenlerin taşınmasıdır. Yük trenleriyle bu madenlerin Güllük'teki hepimizin bildiği ihracat limanına taşınmasıdır. Çünkü o madenler Güllük'teki ihracat limanı üzerinden ihraç ediliyor. Nereye? İtalya'ya, değişik ülkelere. Feldspat başta olmak üzere. Bütün bunları bir ulaşım master planında değerlendirmişiz. 1995 yılı.
Yani bundan 30 küsur yıl önce, 30 yıl önce bunları hesaplamışız. Demir yolunu demişiz kent dışına çıkaralım. Bu bir hayal midir? O zaman Allah'a şükürler olsun, benim mensup olduğum Anavatan Partisi iktidara geldi. Benim ODTÜ'den sınıf arkadaşım Talat Günsoy, değerli kardeşim, Devlet Demiryolları'na genel müdür oldu. Kalktım gittim bu projeyi anlattım. Bana dedi ki Hüseyin, sen dedi öğrenciyken de böyleydin dedi, şimdi de böylesin. Allah razı olsun, senin gibi adamlar lazım memlekete. Hiç kimse bize böyle bir şey getirmedi dedi. Bu çok feasible bir proje dedi. Ben bunun arkasındayım dedi. Adam yüklendi, yüklendi, bu projeyi programa aldırttı. Projelerini çizdirtti. Bakın bugün şu altta gördüğünüz imar planı var ya, o sarılı, kahverengili, morlu çizgiler. Bunlar benim planım değil. Bunlar Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planı. Buna biz çevre düzeni planı diyoruz. 100 bin ölçekli plan. Bu plana işlettirdi. Demir yolunu bu plana işlettirdi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bakın. İşte işletmiş. Bakın bu işlenmiş demir yolu. Gördünüz mü? Benim 96'da çizdiğim, sınıf arkadaşım Talat Günsoy'un programa aldırdığı, Aydın'ın içinden geçen demir yolunu şehrin dışına çıkarmayı hedefleyen demir yolu projesini plana işletmiş. Devletin resmi planına işletmişiz. Burada duruyor. Kimse bu hayal ürünüdür. Hüseyin Aksu rüya görüyor. Bu demir yolu çıkar mı? Efendim Çin'e demir yolu mu gider? Milas üzerinden günlük limanla demir yolu nereden çıkardınız kardeşim filan demesin. Bu devletin resmi projesi olmuş ya. Bu hale getirmişiz. Ama kimsenin haberi yok. Kimse gündeme bile taşımıyor. Bunun yaratabileceği rahatlığı kimse görmek istemiyor. Bakın bu projenin bu da uydu üzerinde siyah demir yolu nereden geçecek? O yeşil gördüğünüz bant var ya, mevcut şimdiki demir yolu o. O kalkacak, siyaha taşınacak. Mevcut olan demir yolu yer altına alınmak suretiyle şehir içi ulaşımda kullanılacak. Üstü bir yeşil alan olacak. Aha böyle. Şimdi bunu bir gözünüzün önüne getirin. Şehir içinden geçen demir yolunun üstünün bu şekilde bir yürüyüş parkuru haline geldiğini düşünün. Bu şehre nasıl bir değer katar? Artık ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani gerçekten Aydın'ın merkezinde demir yolunu şehir dışına çıkaralım diye bir proje başlıyorsunuz. Buradan Güllük Havalimanı'ndaki Çin'in ihracatına kadar bağlantılar kuruyorsunuz. İşte master plan ve vizyon budur. Her şeyi entegre düşüneceksiniz. Birbirine olan etkileşimlerini analiz edeceksiniz. Tabii ki bunu yaparken Aydın'ın merkez demir yolu raylı sistemini de bunun içine entegre etmişiz master planda. Bu ne demek? Dönmüşüz gelmişiz Aydın genelinde, büyük şehir genelinde. Bakın o tarihte büyük şehir falan yok. 1995-96 yılında Aydın ilinin metro ve hafif raylı sistem ağını planlamış. Burada gösteriyoruz. Ayrıntılarına girmeyelim. Bakın burada demin bahsettiğim Aydın merkezdeki çevre yolu ve çevre demir yolu, şehir içinden geçen ulaşım hattı, hepsini çizmişiz. Hakeza Nazilliği de çizmişiz. Bakın. Bu da Nazilli'nin çevre yolu. Hala çevre yolu yok ki çevre demir yolu olsun. Otoban yapılıyor. Bakın orada görüyorsunuz sarı şey. Otobana paralel bir raylı sistem öngörmüşüz. Otobanın ortasından geçen. Ya bunlar hayal değil arkadaşlar. Niye trafik sorunu yaşıyoruz? Bunun için. Böyle rasyonel ve doğru projelere sırtımızı döndüğümüz için Ankara'daki bürokratın, Amerika'da bize proje çizen, otoban projesi çizen sermayenin, uluslararası kapitalizmin esiri olmuşuz. Onlar ne derse o. Bir sürü akılsız Amerika'da geliyor, kendi çıkarları için bize dayatıyor projeleri. Bir sürü akılsız Ankara'da bürokratik olarak masaya oturmuş, yetki bende, devlet benim diyor. Hayatında çıkıp çivi çakmamış, şantiyeye girmemiş adamlar oralarda genel müdür, bakan yardımcısı ya. Bunların aklıyla siz ulaşım ve trafik
yatırımlarını yaparsanız işte bugünkü gibi bu trafiğe mahkum olursunuz. Bakın ne güzel alternatif çözümler var. Yıllar önce, 30 yıl önce çizmişiz. Ya bir sahip çıkın arkadaş. Ey Sayın Özlem Çerçioğlu bakın. Ben size bedava danışmanlık yapayım. Gecemi gündüzüme katayım. Bunları gündeme taşıyın. Bunların kaynaklarını gösterdim. Şu tabelalarınızı satalım, bunları yapalım. Gelin. Benden size öneri. Aydın'da kalıcı bir eseriniz olsun. Siz gittikten sonra o tabelalardaki fotoğraflarınız bir günde sökülür. Bir günde indirilir. Bunlar ortada. Daha dün Fatih Atay'ın resimlerinin olduğu tabelanın hepsinde bugün değerli dostum Anıl Yetişkin'in fotoğrafları. Sizinkiler de böyle olacak. Gidecek. Ama benim bıraktığım gibi bulvarlar, yollar, otoparklar bunlar kalacak. Vatandaşın huzuru kalacak. Vatandaşın bu huzur üzerine inşa ettiği hayat, kalkınma, refah kalacak. Sizin göreviniz de bu zaten. Vatandaşı önüne geçip doğru yatırımlarla onun kalkınmasını, kazancını artırmasını sağlamak. Oturup da emeklinin maaşı yetmiyor, bilmem ne yapmıyor. Ya bu şikayeti bir bırakın. Neden yetmiyor? Eğilip bir bakalım. Her şeyi mi yanlış yapıyoruz? Evet, her şeyi yanlış yapıyoruz. Aydın'daki yapılmış ulaşım yatırımlarının hemen hemen hepsi yanlış. Yapılmayanlar cabası. Sayın Çerçioğlu'na gidip ağaçlı yolun örnek gösterdim. Benim 2005'te çizdiğim koskoca 35 metrelik bulvar, ya şu bulvar her şeysiyle yap değil mi? Yok. Gitmiş iki şerit, dört şerit, tekrar iki şerit, bir şerit. Asfaltı dökmüşse bulursa olmaz. Böyle olmaz. Şimdi Aydın'ın demir yolunu kent dışına çıkaracağız projesinden nasıl ağdalı bir sonuç çıktı gördünüz mü? Yani önce bölgesel olarak o projenin bağlantıları kuruldu. Demir yolu Çin'e üzerinden Milas ve Güllü'ye bağlandı. Bunun faydaları ortaya konuldu. Artı bu sistem, bu demir yolunun kent dışına çıkartılması bahanesiyle şehir içindeki raylı ulaşım sistemleri bununla entegre edildi. Ve Aydın Efeler kent içi raylı sistem tasarlandı. Bunun ayrıntılarına şimdi girmiyorum, vaktimiz dar. Ama bu raylı sistemin bir kısmı Gazi Bulvarı üzerinden geçiyor. Bugünkü Zafer Meydanı'nda merkez istasyonunu buluyor, bunu söyleyeyim. Yani Egemenlik Bulvarı, Tabakhane Çayı bir ana arter. Gazi Bulvarı doğu ve batısı bir ana arter. Zafer İlköğretim Okulu'ndan dalıyor yol. Şeyden kapalı spor salonundan çıkıyor. O arada trafik problemi hiç kalmıyor. Yer altından geçiyor. Ve böyle bir çözümden bahsediyoruz. Bunun içine de raylı sistemi entegre ediyoruz. Raylı sistem deyince benim minibüs esnafım bir ayağa kalkar. Kalkmıyor. Çünkü bizim tasarladığımız raylı sistem bütün kazancı minibüs esnafıma, toplu ulaşım esnafıma kalacak şekilde planlandı. Şimdikinden çok daha fazla para kazanacağınızı bu projeyle ben açıkça ifade edeyim. Onun için hiç tepki göstermeyin. Ya işte raylı sistem gelmesin, efendim metro şu bu hafif raylı sistemler olmasın demeyin. Bunu uygulama biçimi sizin lehinize ise, bunu kurulacak olan bir yapı, bir ticari yapı içinde siz ortak olacaksanız, onun bütün kazancı sizin cebinize girecekse, ayrıca kalan minibüs hatlarından da para kazanacaksanız, dolayısıyla bu sistem kuruluna belediye otobüsü de kalkacağı için rekabet olarak da karşınızda sizin cebinizden para götüren bir sistem olmayacak. Onun için tepki göstermeyin. Şimdi yavaş yavaş bu ana projelerden sonra daha somutlara geçiyorum. Yeni Dört Yol Kavşağı projesi etüt edildi, hazırlandı her şeysiyle. Böyle bir proje çizdik. Yıllardır yalvarıyoruz. Ya gelin şunu yapalım. Hakikaten bir sefer daha söylüyorum. Gelin şunu yapalım. Yetki verin. Ey Büyükşehir Belediyesi, yetki verin. Gideyim. Hemen çakayım. Güzelce. Başlayalım. Size öyle bir şantiye planlaması yapacağım ki şuranın inşaat süreci içinde Aydın'ın trafiğinin en az aksayacağı alternatif yolları hazırlayacağım. Ve burayı en kısa sürede sizin Astim'de yaptığınız gibi milleti bir yıl süründürmeden yaklaşık 90 gün içinde bu yapıyı bitirecek bir şantiye planlaması hazırladık.
Precast elemanları önceden hazırlıyorsunuz, tak 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 koyuyorsunuz. 90 günde böyle bir kavşağı bitirmemiz mümkün. Kaynağı belli. Parası, pulu, her şeysi var kardeşim. Çünkü bunun içinde bir de dükkanlar falan var ara katında. Oradan da kaynak var. Kimileri diyor ki oraya sığmaz. İşte sığdığını gösteren aplikasyon krokileri vesaireleri hepsi hazır. Biz öyle kafadan proje hiçbir zaman atmadık. Dediğim gibi bütün yönleri analiz edilir, bütün hesapları yapılır. Ondan sonra proje telaffuz edilir. Bizdeki adet bu. Şimdi kent içinde de bir transit geçiş projemiz var. Burada 5 tane kavşak var. Burada sanayi kavşağından başlıyor. Eski emniyetin olduğu Tabakhane Deresi kavşağı, yeni 4 yol kavşağı, eski 4 yol kavşağı. Buradan hızlı geçiş için bir modelimiz var. Bir başka çok önemli bir proje. Turgut Özal Bulvarı'nı 1995-96 yıllarında açtım. Ben açtım. Yani orası eski Gazi Bulvarı. Biraz önce gösterdim ya, 1930'larda Alman şehir plancısı Jansen çok geniş planlamış filan. O yol gidiyordu. Bugünkü Kemer kavşağında bitiyordu. Kemer kavşağından sonra toprak bir yol vardı. O toprak yol bugünkü Turgut Özal Bulvarı'na dönüştü. Nereye kadar açtık bunu? Mimar Sinan Mahallesi'nin yani Aykon'un bittiği noktaya kadar açtık. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir bölümü. Kalan kısmı otobana kadar gidecek. Şuradan gösterelim. Bakın şurada Kemer Kavşağı'ndan başlıyor. Şu Aykon'un bittiği yerde bitiyor. Buraya bir tane kavşak yapılacak, yapılmadı. Şimdi mavi olan kısım, burada büyük siteler yapıldı. Şurası Balıkköy. Mavi olan kısım açılması gereken yol. Bu çok önemli bir yol çünkü bütün Mimar Sinan Mahallesi'nin trafik yükünü bu yol alacak. Aksi halde sabahları Anadolu Bulvarı'ndan, otoban kavşağından geçemiyorsunuz. Çünkü koskoca mahalle 50 bin nüfusa ulaştı Girne ile beraber. Bütün trafiği tek bir Anadolu Bulvarı'na ve tek bir kavşağa bağlandı, sabah kilitleniyor. Bunu yapmazsanız bu kilit gittikçe büyüyecek. Aykon'un oradan başladık, Balıkköy kavşağını kurduk. Oradan geçtik, otobana kadar gittik. Bakın şu sarı olan otoban. Burada otobanın bir kuzey çıkışı projesi var. Bakın burada Diamond kavşak dediğimiz V biçiminde bir kavşaktan bahsediyoruz. Yani artık otobanı şimdiki kavşağından ziyade Aydın'a girerken Kızılcaköy gişelerinden çıkar çıkmaz bu kavşaktan direkt Gazi Bulvarı'na, yani önce Turgut Özal Bulvarı'na, oradan Gazi Bulvarı'na, şehir merkezine ve en önemlisi Mimar Sinan Mahallesi'ne ulaşacaksınız. Mimar Sinan Mahallesi artık bu yolu kullanarak otobana girip çıkacak. Sadece otobana değil, İncirlova yoluna da buradan girip çıkacak. Bu yol 35 metre. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş. Menderes Bulvarı'ndan daha büyük. Yani bu yolun yapıldığını düşünün. Otobanın da bu bağlantısının yapıldığını düşünün. Yani bu bölgedeki trafik yükünü nasıl azalacağını, nasıl rahatlayacağını siz karar verin. Şu anda sarı olan kısım, polis okulunun oradaki kısım, maalesef toprak. 35 metrelik bulvar toprak duruyor yıllardır. Ya şunu güzelce bir bulvara dönüştürün. Otobana kadar uzatın, otoyola giriş çıkışlarını yapın, devam edin, Balıkköy üzerinden Aykon'u oraya bağlayın. Bu çok önemli bir proje. Yine evet, burada bağlantısını tekrar göstermişiz. Turgut Özal Bulvarı bağlantısını. Evet. Burada Kızılcaköy gişelerini göstermişiz. Burada bu bahsettiğim yolun inşa edilmesi gereken kavşaklarını göstermişiz. Bakın 48 tane kavşak dedik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kavşak yapılıyor. Yani çok zor değil. Bunu yaptığınız anda Aydın'ın gelişme yönü olan batı kısmında, Mimar Sinan Mahallesi'nde ve polis okulu kısmına geçen villa semtinde, ki orası da Mimar Sinan Mahallesi, trafik yükü ciddi şekilde azalacaktır. Bunu gelin yapın. Bunlar olmazsa olmaz projeler olarak
sizlere sunuyorum. DSİ kavşağını deminki yol kapsamında yeniden düzenleyin. DSİ kavşağı mutlaka bir üst viyadüklü kavşak olmak zorunda. Evet, Devlet Su İşleri Üst Trafik Geçişli Kavşak Projesi, bakın aplikasyonu burada yapılmış. Üstten nasıl geçilecek, alttan nasıl geçilecek, nasıl işaretlenecek, hepsi belli. Rahatlatın. Üniversiteye ulaşım bir sıkıntı haline geldi, tıkandı. Üniversite yolunun vakti zamanında Sayın Rektör'e yalvardım, yakardım, gel bu yolu böyle yapmayın. Bunu Zafer Mahallesi'nin tam demir yolunun kenarından Gazi Bulvarı'na bağlıyorsunuz. Bu ileride tıkanır dedik, dedik, dedik. 25 sene sonra artık akşamları paydos saatinde o yoldan geçilmez hale geldi. İnsanlar büyük bir sıkıntı içinde. Bunun alternatifini daha önce açıklamıştım. Bunu Ilıcabaşı İlköğretim Okulu'nun oradan demiryolunun altından girmek suretiyle yeni bir üniversite yolu varyantı planladık. Bunu da yapın. Bu da önemli. Adnan Menderes Üniversitesi için önemli. Bu Ilıcabaşı'ndaki Adnan Menderes Üniversitesi varyantının kavşağı. Bakın ne kadar mükemmel bir kavşak çıkıyor. Şurada Ilıcabaşı İlköğretim Okulu var. Onun hemen önünde koskoca bir kavşak, trafiğin hiç tıkanmayacağı, çok hızlı biçimde üniversiteye giren ve çıkan trafiğin kontrol altına alınacağı, hatta üniversite girişinin demir yolunun oraya kurulacak olan bir sabit merkezle kontrol edilebileceği, izlenebileceği bir ulaşım arteri. İşte burada yine göstermişiz üniversite yolu uydu üzerinden nasıl bağlanacak. Bunları yapmak lazım. Tabakhane Bulvarı maalesef Sayın Özlem Çerçioğlu'nun yine gayet seviyesiz ve yüzeysel bakarak ben buraya bir güzel yol yapayım, granit taşlar maçlarla yani berbat ettiği yatırımlardan bir tanesi. Tabakhane Bulvarı öyle bir bulvar ki ta otobandan başlıyor. Bakın şurada otoban. Oradan geçiyor Çeşitepe'den, Ata Mahallesi'nin içinden Tabakhane Deresi'ni takip ederek geliyor ve en son Zafer Meydanı'na kadar geliyor. Bu yol tarafından 8 şeritli bir ana bulvar olarak çizildi. Derenin üstü kapatılıyor. Dere üstü kapatmak biliyorsunuz risklidir. Devlet Su İşleri kolay kolay izin vermez. Ama ortasında bir taşma refüjü koyduk. Derenin yatağını bozduk. Ciddi şekilde genişlettik. Tabakhane Deresi'nin su toplama havzasının hesapları yaptık. Bu hesaplara göre 500 yılda bir gelebilecek en yüksek sel felaketine göre derenin yatağını genişlettik, derinleştirdik, üstünü kapattık, ortasından yine bir taşma refüjü bıraktık ve bu şekilde Devlet Su İşleri'ni ikna etmek üzereydik. Bu 8 şeritli bulvar yok oldu. Şimdi oraya gidin, santral garajdan çıkan minibüsler geçemiyor. Salı pazarı günleri oralar tıkanıyor. Neden? Ya her yere asfalt döken anlayış gitmiş oraya, granit parçasıyla acayip bir şey yapmış. Sanki orası bir park. Yani yanlışın bu kadarı da fazla. İşte yanlış yapılan her şey faturası vatandaşa çıkıyor. Egemenlik Bulvarı da Aydın'ın en önemli arterlerinden bir tanesidir. Burada da açıkça bakın kaç tane kavşaktan geçiyor. Şurada otobandan nasıl çıkıyor bakın. Bu Egemenlik Bulvarı. Otobandan çıkacak. Çevre yolundan daha doğrusu çıkacak. İlk kavşağı Tepecik kavşağı, Tepeci'ye bir yol bağlanacak. İkincisi Çeştepe kavşağı. Üçüncüsü Çevre yolu kavşağı. Dördüncüsü Denizli yolu kavşağı. Şimdiki emniyetin oradaki kavşak. Bu da üstten geçilecek. Beşincisi Soğukkuyu kavşağı. Altıncısı belediye hizmet binasının olduğu yerdeki kavşak. Ve yedincisi Zafer Meydan. Bu yolu açın, Menderes Bulvarı'nın trafik yükünü hemen hemen bu yol alır. Otobandan çıkan herkes hiç trafiğe takılmadan Aydın Hükümet Konağı'na kadar, Zafer Meydanı'na kadar gidebiliyor bu yolda. Ya bunu yapmak dururken, bunu sadece bir bölümü alıp karartırsanız bu çileyi hak edersiniz. Bak burada yazmışız, 4x2, 8 şeritli ana bulvar. Tam merkezi olan Hükümet Meydanı'ndan otoyola kadar bağlayan kesintisiz
trafik akışını sağlayacak bir ana damar. Adnan Menderes Bulvarı'nın trafik yükünün büyük bölümünü alacak demiş. Ha bir de Çerçioğlu'nun seçimde ilan ettiği bir zihni sinir projesi var. Yani hiç bahsetmeyeceğim. Alıyor dağlardan, taşlardan aşıyor. Garip bir güzergah çizmiş. Birisine vermiş seçim projesi diye. Böyle bir çizgi çekmişler. Yapılması imkansız, gereksiz. Adı da Kuzey Çevre Yolu. Ya kuzeyden niye çevre yolu? Daha güneydekini yapmamışız. Kuzeyde çevre yolu olmaz. Hem yolu uzatıyorsunuz, dağlara doğru dalıyorsunuz. Dağlarda böyle uçurumlar var, bilmem neler var, Tabakhane Deresi var, Tralles Antik Kenti var, sit alanları var, her şey var. Bunların hepsini yok sayıyorsunuz, yol projesi hazırlıyorsunuz kafada. Yapmayın ya. İnsanlarla alay etmeyin. Yani bizim yaptığımız o koca koca çalışmalar, yıllarımızı verdiğimiz çalışmalar sizin bu tür zihni sinir projeleriniz yüzünden değersizleşiyor. Diyor ki ben de yaptım. Ben de yaptım. Aha işte proje sana. Ya bu projeyi ben etüt ettim. Sadece Tabakhane Deresi kısmından geçmek için dünyanın en yüksek viyadüğünü yapmanız lazım. Sanıyorum 400 metre falan yükseklik var ya. 300 metre yükseklik var. Yapmayın ya. Böyle uydurma şeylerle bakın burada kesitlerini çıkarmışım. Görüyor musunuz? Yol böyle bir yerden geçiyor. Şuradaki dip noktasıyla tepe noktası arasında yüzlerce metre fark var. Nasıl geçilecek? Burayı mı kazacaksın? Bunun üstüne köprü mü yapacaksın? Atmayın ya. Atmayın, yapmayın. Şimdi bir başka önemli proje bizim şu andaki otoban çıkışındaki Aymas'ın oradaki kavşak projesi. Siz o kavşaktan her gün çıkıyorsunuz. Mevcut kavşak bu. Bunu yaptırmak için çok büyük bir mücadele verdim ben. 2000 yılında, pardon sanıyorum 98 yılıydı. Buraya bir sığınma cebi yapmaya kalktı karayolları. İzin vermedik, mahkemelik olduk. İtiş, kakış, dövüş, savaş derken bu kavşağı ben çizdim. Gereken istimlakları, bilmem neler, şunları bunları hep yaptım. Kendim yaptım, karayollarına bırakmadım ve bu kavşağı yaptırdım. Ya bilfil yaptırdım. Karayollarının araçlarını gittim orada, mühürledim, durdurdum. Mahkemeye gittim, tedbir kararı aldırdım ama bu kavşağı kazandırdım. Aynı trafiğin tıkanmadığı nadir kavşaklardan bir tanesidir. Ama bu kavşaktan çıktınız, gelişen Zeybek Mahallesi'ne nasıl gideceğiz? Zeybek Mahallesi büyüyor, koca koca siteler yapılıyor. İşte onu sağlamak için bu kavşağa gelmeden önce otobanın kendi çıkışında ikinci bir kavşak projelendirdik. Direkt sanayinin oraya çıkıyor. Sanayinin oradan Zeybekler Bulvarı üzerinden devam ediyor. Bakın bunun demin gösterdiğim şu karenin içiydi. Devamını burada görüyorsunuz. Ne kadar önemli. Aydın'ın bir tane karayolu geçişi var şurada. Gördüğünüz gibi. Bütün yük burada. Bu yükü almak için otobandan çıkan trafiğin Zeybek Bulvarı üzerinden hem Aydın Bulvarı'na hem de Batı Çevre Bulvarı'na açılımı sağlanıyor. İşte bir kentin trafik yükü bu şekilde dağıtılır. Niye yapılamadı bu? Bakın benim açmış olduğum Batı Çevre Bulvarı gelmişiz Efeler Mahallesi'nde yapılmamış küçük bir kısmı kalmış. 25 senedir şu kısmı açıp da oraya bağlamadılar. Ya bağlayın da orası trafik yükü alsın. Şurası gördüğünüz Zeybek Mahallesi'ndeki TOKİ konutları. Bunlar gelişen büyük rezidans siteleri. Zeybek Bulvarı'na çıkacaksınız. Zeybek Bulvarı'ndan şu açılmamış iki tane kısım var. Bunlar bir tanesi 800 metre, öbürü de yaklaşık 500 metre. Ya 500 metre ne ki ya? Açın geçin. Ben kilometrelerce bulvar yapmışım. Şunu da siz yapın. Ve bunları açtığınız zaman kentin güneyindeki trafik akışı değişecektir. Evet, biz bugün yine yolun yarısında kaldık. Haftaya devam edelim. Değerli dinleyiciler, trafik ve ulaşım bir kentin ana sorunudur dedik. Haftaya Efeler kenti özelinde trafik ve ulaşımda yapılması gerekenleri inşallah haftaya bitireceğiz. Hoşça kalın.